Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. 16. söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekûn. Fesubhânellezî biyedihî melekûtu külli şey'in ve ileyhi türce'ûn. İtminan-ı nefsine medar olacak, zulmeti dağıtacak, şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsine bir basiret vermek için yazılmıştır. İtminan-ı nefsine medar olacak, kendimi uygulayacak. İtminan-ı nefsine medar olacak, yani nefsini teklif etmeye vesir olacak. İtminan-ı nefsine medar olacak. Zulmeti dağıtacak. Zulmeti dağıtacak. Şu ayetin nurundan dört şuağı göstermekle kör nefsine bir basiret vermek için yazılmıştır. Bizim nefsimiz karşımızda kimse yani. Zulmeti dağıtacak. Yani zulmeti hayat. Zulmeti dağıtacak. Kör nefsime basiret vermek için, bir basiret vermek için yazılmıştır. Nefsimde besret. Yani besret, onu bilmek demek yani. Besret demek için yazılmıştır. Evet. Birinci şua. Ey nefs-i nadan! Diyorsun ki, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile külliyet-i efali ve vahdet-i şahsiyesiyle Mu'insiz umumiyet rububiyeti ve ferdaniyeti ile şeriksiz şumul-i tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliği ile her şeyi bizzat elinde tutması hakaik-i Kur'aniyedendir. Yani bunlar, Kur'an bunları emrediyor. Bunlar Kur'an'da olan şeyler. Kur'an'ın hakikatlerindendir. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Bilemez yani. Teklif etmez yani. Evet. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Zahiren bir tezat görüyor. Evet. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Bir daha baştan okun cümleyi. Bak ki hepsi bir cümle. Evet. Ey nefs-i nadan! Yani bilmeyen nadan, bilmeyen nefis. Hadi söz kelime. Ey cahil nefis kelime. Ey nefs-i nadan. Yani bilmeyen nadan. Ey nefs-i nadan. Ey cahil nefis. Diyorsun ki, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile. Allah'ın zatı ehaddir. Ehadiyet zatı, Allah'ın zatı ehaddir. Ehadiyet zat-ı ilahiye ile. Külliyet-i efali. Ey zana bakın zat-ı bir peyillerin hessiz. Bizzat nazifeyi nasıl yapacak? Tam biraz akla tezek geliyor. Hadi de Kur'an değil, Kur'an bile değil deyken akla bile tezek veriyor. Yani bizzat bir kimse bir işi nasıl diyorsun, nasıl bilsin? Nasıl bizden beri yapabilirsin? Yani akla gelen bir şey yani. Ve vahdet-i şahsiyesiyle. Gene bak, vahidsiz, şahsi birdir. Vahdet-i şahsiyesiyle. Mu'insiz, umumiyet-i rububiyeti. Mü'minsiz kimse, yani kendine yardım eden kimse yok. Umumi rububiyeti, her şeyi kendi yaratıyor, kendi terbiye ediyor, kendi mesela diyelim bütün çeyizdekleri kendi yaratıyor. Bütün çeyizdekleri kendi terbiye ediyor, ağaç haline getiriyor. Ağaçlara terbiye ediyor, meyve veriyor. Değil mi? Yani, Allah Allah. İşte buğdaya bütün bunu terbiye ediyor, yumurta haline getiriyor. Buğdaya terbiye ediyor, işte tavuklu, 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 sanki besin ama böyle. Hep kendim yapıyor bunu, hep kendi yapıyor. Hiç umurum yok, yardımcısı yok. Abi insan yani böyle bir tezak görüyor. Ya Allah Allah. Şimdi sana bakma. Mesela aman ya Rabbim. Dedi ya zamandan, mekandan, münezzehle etti ya her şeyin yanında. Zamandan, mekandan, münezzehle yapacak mümkün. Her şeyin yanında. Her şeyin huzurunda yarın. Nihayetsiz yıldızların yüzünde,
İngi yüzünde nahesine badatlar halde. Hep hep Allah'ım Allah'ım böyle dedik yani. O cümleyi de Muinsiz, <yardımcı. gülüyor> vahdet-i şahsiyesiyle, muinsiz, umumiyet-i rububiyeti. Muinsiz, terbiyeli ve işte dediğim şeyi de yavaşlarım. Haşa, meyve özürlüğü ve haşa, evet. Ve ferdaniyetiyle, bilgene biriyle, şeriksiz, şumul-ü tasarrufatı. Ortalığı yok, şeriksiz, şumul tasarruf. Tasarrufatı şumul. Her yerde bu tasarruf yok. Her yerde tasarruf ediyor. Şimdi mesela hani insan kendini anlar. Şimdi burada hepimizin kalbi çalışıyor mu, çalışmıyor? Çalışıyor. Çalışıyor değil mi? Peki. E bu kalbimiz çalışıyor da bir çalıştırıyor olacak. Yani biz şimdi kendi kalbimizi kendi mi çalıştırıyoruz mu? Buyurun. Hayır. Evet, bir çalıştıramaz. Ben kendi kalbimi çalıştıramam. Kurt başkası benim kalbimi çalıştıramaz. Ama kalp çalışıyor. Kan hareket ediyor. Yediğimiz mesele, o midedeki yediğimiz nimetler, efendime söyleyeyim, terbiye edilir, etebada, etebana, cemiye, terbiye yok. Şimdi de olan şeyler yani. Bu zaten bizim terbiyemiz yok yani. Yemeği yiyoruz, Şahit Efendi geldi, alırız, gidiyoruz. Yemeği diye, ne diye inir. Diğeri o zaman kim taksim ediyor? Kim o rızaları etebana, cemiye çeviriyor, saçatıyla, var zaten bir şey. Sen benim kalbimi çalıştırmadın, ona göre sen hiç bana karışamazsın. Ben de sana karışamam, bir de karışan var. Şumuri tesadüf, değil mi? Yani kalbimizde, hücrelerimizde, karnımızda, saçımızda, işte her vakit sabahtan tıraş olursan bakıdan bitiyor. Ya bu şeyden bu kadar insanın saçları, bu kadar hayvanların tuyları, hele bakar bakın hele. Allah Allah. İmanın dereceleri o kadar farklı ki zerreden aldı, güneşe kadar iman derecesi var. E bu imanımız nasıl büyüdü? İşte bunları düşüne düşüne okuyor okuyor. Bir Allah'a emanet. Hep bir daha imanı yaptı. Ne kadar şimdi hayvanat var. Bunların tuğlarının sayısına bakın. Allah hiç beğenmiyor. Devam var. Bu boyunluğunu kesinmiş olsun. Bu şey var. İnsanlar, tüm insanlar, her türlerin başlarına bakın. Şeriksiz, şumuli tesarrufatı. Şeriş olmadan tesarrufatı, her yerde aklıma tesarruf ediyor. Hiç kimse işe karışan yok. Sadı o yapıyor, sadı o. Melekleri de o evli çevirse. Melekleri de o evli çevirse. Melekleri de o evli çevirse. Evli çevirse. Ama hakikaten kendimizden de. Bizim mesela kalbimizi o çalıştırırsa, hayvanın kalbini de o çalıştırırsa. Hayvanların yediği gıdayı da o ete bana çevirir. Şiteriksiz, şumuri tesadüfatı. Allah Allah. İfadeleri de okumuşuz ya. Muhatelini veren şeyler. Ey nefs-i nadan. Ey cahil nefsi. Nefis. Diyorsun ki, ehadiyet-i zat-ı ilahiye ile. Ya Allah'ın zat-ı ehad. Bir eşi içerisinde yok. Külliyet-i efali. Sayamasan ki denizde de şüphelinde, semavatta şüphelinde. Ya şairatın ucunu bucağını bilemiyoruz ki. Şairatın ucunu bucağını. Şimdi böyle bu kadar yıldız var. Bu kadar güneşler var diyorlar. İşte galaksiler var. Bunların çoğunluğunu ifade ediyor. Ama ustad bunu öyle ifade ediyor ki çok enteresan bir cümle. Yani kainatın gücünü ifade eden bir cümlesi var. Ne diyor? Biz iki kutbun dairesindeki hesap ve kümlerine sıkışmayan bir uzaklıktadır kainat. İki kut, dikkat edin. İki kutbun hesap arasındaki hesap ve kümlerine sıkışmayan bir uzaklıktadır kainat. Yani kainatın gücünü böyle ifade ediyor. İki kutbu biliyorsun. Kuzey güney değil mi? Şimdi bir hayalen bu kutba bir bez bağlayın. Getir oraya da bu kutba bağlayın. Bağladı değil mi hayal? Bak hayal da ne kadar güzel bir şey. Şimdi bir kalem alın. Tebeşüren girin oradan başlayan hayalen yazar buraya hep o. Bu işi kutbu nasıl o bez hep resen doldurur. Doldurdunuz mu?
Durdurdun mu? Bir de okuyayım bak. Buldum bak bir şey de okumak mı? Sen de okuyayım bak göreyim seni bak hadi. Kainatın gözünü. Kainat böyle ağzından duyuyor. Kainat bir şimdi dikkat edin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sıfatları nihayetsiz yani. Kudretin sonu yok. İlminin sonu yok. Ve haşer. Ama yarattıkların sonu var. Ne kadar yararsa o kadar biz noksan da. Birisinin sonu yok, birisi sonsuz. Sonu var. Şimdi mesela bu kadar kainat değil. Her gün böyle kainat yararsa gene sahibi. Ama ben kalmıyor da, mantık alıyor. Çünkü onu ne yapıyor? Bunlar ne kadar geldi yazıyor? Şey, ne dersin? Ne hayatı var ya? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Allah'a şükür deyince bu pencereden baktın mı? Böyle de Allah'a şükür demek başka. Gaflet alında Allah'a şükür aşkına demek daha başka. Anlaşıldı arkadaşlar. Hazreti Allah, bakın arkadaşlar, azabından dün anlıyoruz. Anlıyoruz yani mesela şimdi dağların insan için, insan bir dağlar için. Yani mesela, hangi sen diyorsun? Öyle değil mi? Kuallar da insan için, devyalar insan için, öyle değil mi? Dünya insan için, dünyada olanlar insan için. Yani insan kim için? Bir var mı? Bu da Allah için. Bütün kainatı bize yaratmış, bizi kendine yaratmış. Bu akıl vermiş, bunu anlayalım. Bu akıl vermiş, Allah'a anlayalım. Ya bu vazifemiz, bu bizim vazifemiz ya. Tavuğun vazifesi ne? Koyunun vazifesi ne? Demenin vazifesi ne? Dağın vazifesi, yıldız, güneş, ya bizim vazifemiz ne? Tamam, ne vazifemiz ne? Allah'a anlamak. Ya akıl bunu seviyordu, akıl dağıttım da hasretmiş doğuş değil, yazı oluyor yani. Mesela iyi su, çorak ara diye yapmayan herhalde ya. Aklım da su bir şey bitiremez ki yani. İyi akıl, çorak ara diye davranmış yani. Enteresan bir şey yani Allah. Halbuki aklının verilmez eşini seçmedin de. O bir yaşam adam. Ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet-i rububiyeti. Mümkünsü yardımcısı, umumiyeti. Ferdaniyetiyle bir şeriksiz şumul-ü tasarrufatı ve mekandan münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması mekanımız ama her yerde hazır ben hazır mekan yaradanı da denemezsin mekan bu mekan zaman yaradan ama mekan bu mekan zaman doğru bir Allah olur ki sorun yaratıyor. Evet, sonra? Ve nihayetsiz ulviyetiyle. Yani her sünnetimiz gibi yani. Yani ilahlık makamımız da ağır. Padişah da, padişah. Şu Musa'yı değil, onun yanına nasıl gelsin? Şimdi gidin bana başa etsin ya. Giden geldi mi? Yani makam böyleyse ne oluyor? Görmek zor oluyor. Yani. Nihayetsiz ulviyetiyle. Allah nihayetsiz ulviyetiyle. Ulviyetiyle. Her şeye yakın olması. Her şeye yakın olması. Bir de bizden daha yakın. Değil mi? Ayakta ne? Bir eşrefin. Hem de usta. Şimdi mesela arkadaşlar anlıyoruz bunu. Şimdi bu saate bakın. Şimdi bu saat bir kendisini daha iyi görür. Bu saati yapan mı daha iyi görür? Saati yapan. Şimdi yapan bunun içinde mi? Ünlüyle bunun içinde de. Bu saatin ustası İsviçre'de. Ama emri bunun içinde. Yapar. Saatin elinde bunun için de usta yapma şeydi. Kainat-ı sahip gibi sana bak elinde bu saati seviyorum yani. Evet sonra? Nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliği ile her işi bizzat elinde tutması hakayık-ı Kur'aniye'dendir. Bu saatinde Kur'an'a dönüşen bunları ifade ediyor. Fakat Kur'an'ın hakikatlerini, evet. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Bilemez. Ne kadar güzel ifadeyle anlattı bunu. Kur'an ise hakimdir. Tabi Allah'ın kelamı açmamız olur mu?
Ama aşağının haçım olmayan yok ki mi? Haçım ise akıl kabul etmeyen. Akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmin etmez. Evet. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Zahiri bir tezat, bir yet görüyor. Akıl zahiren biz bizzat ne kadar bu kadar işleri görebiliriz. Bak zahiren dedi. Bizzat ne kadar bu kadar iş terbiye edildik, o da dedi. Evet. Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. El cevap. Madem öyledir, itminan için istersen, tekmin olmak için, öğrenmek için istersen, biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. İsmi Nur, çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla bazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Akla vazi, yani akla, aklına önünü izah edecek yani. Bu haçlı meseleleri, sayılan meseleleri, meseleleri tamamen aklını önünü getirip anlatacak. Onun için, evet. Akla vazi. Kalbe nurani olacak, temsil yolunu. Evet. İhtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Neşe ben. Neşef perestem ben, gulam-ı şemsen, ez şemsi mi güyem haber? Ez gulam-ı şemsen, ben bir güneşin kuluyam. Ez şemsi. Ben bir güneşin kuluyam, ez şemsi mi güyem haber, o güneşten haber verirler. Sanki böyle zahire bakın da bir adam gitmiş İmam-ı Rabbani demiş, yahu İmam-ı Rabbani değil mi sen ne, sen gecesin. O da onun yoklu, neşe ben, gece değil. Ya ama gece değil, geceye takıyorsun. Ne de şeppere sen, yok kardeşim, geceye de takıyorsun. Yani böyle zahirin bir manasız oluyor. Ya bu ne demek yani? Ha bu ne mezar var. Neşe ben, ne tebiyetem. Tebiyet yani. Ne de şeppere sen, ne de tebiyete takarım. Gene ben. El gulam-ı şems, bir güneşin kuluyam Allah. Ez şemsin diyem kadar Allah'tan haber veririm. Nasıl İmam-ı Rabbani böyle misallarıyla meseleyi okuyabilirse, ben de bir misallarıyla bu hakikaten anlatacağım. Temsil, İvecaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan. Temsillerle Allah hakikaten anlatıyor. Cezab-ı Kur'an'ın Allah misallarla anlatıyor. Değil mi? Temsillerin de bu gibi. Temsil, İvcaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız. Bir o kadar sayılan sırlar anlatıyor. Bir ne kadar işler görüyor. Zamandan her yeri hazırlıyor. Şöyle ki temsil anlatıyor. Bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesteler. Bir tek zat muhtelif çeşitli aynalar, muhtelif aynalar vesilesiyle ne yapar? Külliye kesbeder. Bir zekere şey, aynalar vesilesiyle külli olabiliriz yani. Biz de okuyalım o cümleyi. Bir kesat muhtelif meraya vasıtasıyla aynalar vesilesiyle külliye kesbeder. Cüz'iye hakiki iken tek şahıs iken, cüz'iye hakiki iken tek şahıs iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Umumi şuunata malik şuunat ki umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Külli hükmüne geçer. O zaman o aynalar vesilesiyle bir külliye kesbediyor. Bir misal verelim yani. Evet. Mesela şems güneş. Bir cüz'i müşahhas iken tek. Güneş bir, evet. Eşya-i şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ya şeffaf eşya vesilesiyle ruh-i zemini timsalleriyle misallarıyla akısteriyle dolduruyor. Tek ise aynalar vesilesiyle bu mesele farz etti kayalan şimdi o bütün ağaçlara ayna farz edin yapraklara da ayna olsun dağlara ayna hepsi hayvanlara da işte ayna gibi yani. Onun da şimdi güneşin, neydi, ağacın içinde görünüyor mu? Dağda eksiliyor, yapraklarda eksiliyor, hayvanlarda eksiliyor. O belli olur değil mi? Her yerde güneş.
Orada güneş. Ama güneş burada, güneş burada, güneş burada. Güneş burada, orada örneğin şimdi güneş yani aslında kaç güneş? Aslında bir güneş değil mi? Ama o aynada başlarsaya bak güneş keşke. Zaten yine aynı yere. Güneş doğunca, her nebatatın yanında benim mi diyorsun? Evet. Her nebatatın, feyzini her nebatata veriyor mu? Birbirine mani oluyor mu? Güneş mesela fişen ağacını tembih ederse, elma ağacını da tembih ediyor mu? Değil mi? Öteki de nebatatı, öteki de nebatatı. Yerelde tek bir tane. Ama nebatata nahesiz. Hep onlara feyzi veren o. Güneş bir mehluk iken, bireyken ya güneşi yaradan nasıl olur yani? Evet, sonra... Hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Tabii. Katre kadar aynı olsa güneş orada görünmüyor yani. Katre kadar aynı olsa. Evet, küçük yerine görünüyor, bölgenle görünüyor. Küçük yerine küçülüyor güneşe. Şey, güneşin rüyası eksik. Mesela bölgenle de, şimdi gelin mesela, hani bizim bildiğimiz ayla bu kadar yerde de görünüyor. Mesela Karadeniz aynı olsa güneş orada da görünüyor. Ona göre. Okyanus aynı olsa, güneş konusunda çok değil yani. Halbuki güneş yürürken, evet. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası. Kur'an'ın yedi rengi var ya, elvan-ı seba. Yani yedi renk, elvan rengi, zehre demek, elvan-ı sebası. Her birisi mukabilindeki eşyaya muhit. Tutuyor, ihat ediyor. Umumi ve şamil oldukları halde. Umumi, hep o eşyayı hep şumurlandırır, hepsini ihat ediyor güneşin yedi rengi, her şeyi ihat ediyor, evet. Her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti... yani her bir şeffaf şey güneşin timsaliyle beraber, yani mesela aynayı güneşe karşı tuttum mu, güneşin kendi zatı da burada görünmüyor mu? Güneşin zatı burada görünmüyor mu? Görünür de, ama sebze görünür. Hem zaten hem de o güneşin yedi rengiyle bana bir aynada tecelli ediyor. Bakın, evet. Hem ziyayı, hem elvan-ı sebayı göz bebeğinde saklıyor. Şeffaf ayna, şeffaf şey, evet. Ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. O aynı, o şeffaf şey, taht yapıyor. Demek şems. Vahidiyet vasıtasıyla yani tek bir olmakla beraber ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi birken bütün eşyayı ihat ediyor, müstihat ediyor. Birken ehadiyet cihetiyle tek bir cihetiyle tek her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Zaten o aynada tecelli ediyor. Yedi renk diye resimledi. Renkler geldi. Yedi renk ile bana var. Evet. Madem temsilden temessül bahsine geçtik. Misaldan hakikatesine geçtik. Temessülün çok envağından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Bir. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. Evet, kesif. O akisler hem gayrdır, ayn değil, hem mevattır, ölüdür. Hüviyet-i Suriyesinden başka hiçbir haysiyete malik değil. Tamam, ne gibi? Mesela sen ayneler mahzenine girsen, bir sayı, binler sayı dolur. Öyle değil mi? Tabii insan mesela o ayna bulsa, o ayna bulsa, bin ayna düşür ortada, otur. Mesela kalem al, bir mektup yaz. Şimdi her aynada görünür, her aynada görünüyor musun? Her aynada mektup yazabilir mi? Kaç mektup okuyasın ki? Ya mesela pilav yiyorsun hani. Kaşık aldı, o bin kaşık buna. Kaç kaşık aldan gibi? Bir tane. Bir kaşık. Demek ki kesin maddi şeyler eksi bire yani. Hüviyetinden başka bir şey, bir hisse temalik değil. Sadece kesin gösteriyor. Aynaya baktın mı, hüviyetinden başka bir şey yok yani. Bir, bire ekis var, bir. Sonra fakat zihayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Görünemedi ya. Onların mektubu yok. Evet. Hayat hastaları onlarda yoktur. Evet, tamam. İkincisi. İkinci akis aynada. Maddi nuraninin akisleridir. Yani maddi fakat nuranini. Maddi nurlu. Evet, akisi. Evet. Şu akis ayn değil, fakat gayrı da değil. Allah Allah. Mahiyeti tutmuyor.
Şu eksik eğim değil ama rey de değil. Maddi nurani. Şimdi güneş maddi mi? Evet. Nurani mi? Peki evet. Şimdi güneş bu aynada görünüyor. Maddi ve nurani. Şimdi bu güneş burada o zatıyla beraber göründüğü halde. Şimdi burada görünen güneş mi değil? Şimdi bakalım. Güneş mi değil? Hem güneş hem de değişir. Değişir mi? Bin tane kişi, bir insanın nasıl aynada bin tane görünüyor? Görünen. Şimdi bu aynada ben seneler sonra bunu göstereceğim. Şimdi bu aynada görünen güneş mi değil mi? Güneş. Güneş. Ne güneş ne de değil. Güneş. Güneş. Güneş bak nasıl. Güneş 12 yıldız etrafında dolandırıyor. Bu güneş olamaz ki. 1.300.000 defa büyük dünyada. Yok yok. Bu biliyorsan 12 yıldız etrafında dolandırıyor. Güneş değil mi? Evet. Bu öyle mi? Hayır. Yok peki. Anlaşıldı mı güneş değil. Ya başkası mı? Başkası da değil. Güneş mi? Değil. Başka o da değil. Nasıl oldu burada? Demek ki güneş bu aynada bak, olmakla aynada değil. Allah her yerde hazırladı olmakla orada değil. Anladın mı şimdi kafanı? Şimdi bakın ne enteresan bir Musa'yı ya. Merifet oldu. Bu aynaları güneş ne kadar soğutsa gene güneş bir aynada sok, güneşin birliğine şey edemiyor ama güneş birliğe beraber aynalarıyla tesellüm ediyor. Yani her ne baktığında. Allah'a yine tesellüm ediyor, o da değil. Tesellüm ediyor. Ama bir dostum ver bak. Şu akiz ayn değil, fakat kayrı da değil. Eğil değil de güneş eğil değil. Güneşin başkası mı? Yok. Güneşin başkası değil, güneş de değil. Güneş o, 12 yıl etrafında dolanıyor. Allah Allah. Anlaştık değil mi? Yani ne demek? Şimdi demek ki güneş, efendime söylüyorum, burada olmakla burada değil. Burada olmakla burada değil. Sana bak, sen her yerde hazır olmakla orada değil. Bunu sen de değil. Ya. Biri bu. Mahiyeti tutmuyor. Mahiyeti tutmuyor, öyle bir güneş değil. Sonra? Fakat o nuraniyenin ekser haysiyetlerine tabii, maliktir. Tabii bu aynı da. Şimdi mesela ekser haysiyetlerine. Şimdi bakın. Ne enteresan. Şimdi mesela okyanus kadar bir ayna olsa. Evet. Okyanusun tüm bir ayna. O değil mi? Kabul ettin mi? Okyanusun tüm bir ayna. Şimdi o aynayı kaldırdık. Biz böyle hayala o aynayı kaldırdık hayala. Buzdağları var mı yok mu? Var. Buyur. Var. Buzdağları var değil mi? O buzdağları orada fethedilen güneşin ziyasını buzdağlarına verdik. Şimdi o aynada fethedilen güneşin ziyası, herelesi buzdağlarına eridir mi eritmez mi? Evet. Öyle değil mi? Ama güneşin kendi olmamakla beraber sıfatları da fethediliyor. O buzdağlarına eridir değil mi? Peki o. Şimdi erittiğini kabul ediyor zaten eridir. Şimdi erittikten sonra güneş o dağlara vurdu battı, o dağlar da nebatat, ağaç, şey biter mi bitmez mi? Biter. Biter değil mi? Biter dedi. Şimdi işte peygamberimiz o okyanus gibi. Allah'tan aldığı ziyayı, ne oldu? Buzdağlarına bir desi o esirde, o çüflü müflü eritti. O dağdan gitti o karlar, o soğukla gitti. Yerinde öyle nebatatlar. İnsan yemeğine doyur, Osmanlılar, Adiller, Adiller, Ümerler, Abu Zerler, sevgisine de misal. Ta bu eserden gelen Müslümanlar, o aynanın ve o aynada tecelli eden feyzin ziyasıyla yaşıyoruz ya bu biz. Şimdi aynayı anladık değil mi? Şimdi onun ziyası, bakın buzdağların erittiği, dağlarda neler bitti, ta 1400 seneden bu yana kadar Müslümanlar bir geçer, bir genelsin, bir dahi öyleydi değil mi? Şimdi o olmasa ne üzgünlüğü var, nasıl olur bilmem. O muzdağlar devam eder yani. İşte Cenab-ı Hakk'ın, Peygamber'in aynası Peygamber'imiz. Her insan Allah'ın aynası Peygamber'imiz. Kendine göre. Peygamber tabii öyle. Bu bakımdan ne diyor? Onun gibi. Şimdi şeye devam ediyor. Evet.
onun gibi hay sayılıyor. Mesela Şems dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. Bu akislerin her birinde güneşin hassaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor. Eğer faraza güneş zişur olsaydı, ahlı şuur olsaydı, hem hayat olsaydı, harareti aynı kudreti, tabii, tesbihe bakın, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, mesela, elvan-ı seb'ası, sıfat-ı seb'ası olsaydı, Şafiilere göre Cenab-ı Hakk'ın sıfatları 7, Hanifilere göre 8. Elvan-ı seb'ı Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, sıfat-ı sıfatı 7. Onlar tekfin sıfatını kudrete izah edilir de 7 diyor. Biz tekfin sıfatını başlattık. Hayat, elim, irade, semi, beser, kelam, kudret, tekfin. Onlar da tekfin sıfatını kudrete verir. Tekfihe bakın yani. Öyleyse ne olurdu? O 7 sıfatı. Evet. Harareti aynı kudreti. Aynı kudreti. Ziyası aynı evet. İlmi. Elvan-ı sebası, sıfat-ı sebası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş, bir anda her bir aynede bulunur. Ha, her bir anda bir anda bulunur. Her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı. Onu ya, tamam. Her birimizle aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken... O bize bizden yakın. Allah bize Allah'a uzakken Allah bize bizden yakın. O bize bizden daha yakın olurdu. Bu ayna güneşinin bu aynanın arasında 150 milyon kilometre var değil mi? Bu ayna geçse 150 milyon kilometre yolu gidecek. Gidemez ki. Ama güneş onun yanında. Anlaşıldı değil mi? Hani bak şimdi ayna ile küreye ve güneş arasında ne kadar şey var? 150 milyon. Yani biz oraya gitsek 150 milyon göreceğiz. Bilemedik ki. Ama o bize bizden yakın. Şimdi biz Allah'a uzak, Allah bize bizden yakın. Evet, sonra? Üçüncüsü? Üçüncü ekisleri anlatıyor değil mi? Birincisi maddi ürünlerin ekisleri işte hani bir sayıda aynı araba sırasına gidip anlatıyor. Çünkü maddi ile ürün güneş gibi. Evet. Üçüncüsü? Nurani ruhların aksidir. Aa, bunda madde yok yani. Nurani ve ruhani daha önce enteresan. Nurani daha ruhların aksidir. Ruhani ruhların aksidir. Nurani ruhların aksidir. Şimdi mesela diyelim hani bir insan görebilirse bu şeyler nedir? Kuzuya ne denir bu? Kuzuya. Barajdan geldi değil mi? Çaban barajdan geldi değil mi? Çaban barajdan geldi değil mi? Değil mi burada Çaban barajında ne yapıyoruz burada şimdi? Bize ne yapıyoruz şimdi bu Çaban barajından gelen cereyancı ne yapıyor? İşaret. Ne? Ayrılatıyoruz. Değil mi? Berberin tuşağında ne işiyor bu cereyan? Neydi berberin tuşağında? Değil mi size? Başka şekilde aynı fabrikada ne işiyor? Aynı fabrikada, öyle mi? Öyle değil mi? Tekrar. Fabrikada da fabrikada çalışıyor. Öyle değil mi? Bir yerde de kireni götürüyor. Aynı ki. Öyle değil mi? Bir yerde de kireni götürüyor. Bir yerde de sesleri getiriyor işte. Bakın. Nurani ve madde sesi. Nurani ve madde sesi çünkü. Şimdi 100 sene önceki dedeniz bunu bilmiyor değil mi? Şimdi gelse buraya hani bir anda anlarsa. O kullanmalarda ne yani o zaman? Gazcalık değil. Dede burada cereyan var. Ne cereyan var? Nasıl olur cereyan? Bayan mı? Yok dede bayat değil. Ya sarı mı? Sarı ben değil, sarı da değil. Peki olsun peki. Siyah mı? Siyah da değil. Kasi mi? Kasi de değil. Islak. Sivi mi?
Kılıç mı dedi? Uzun mu? Uzun dedi. Kısa mı? Kısa dedi. O değillerin etine duvarda çıkıyor mu? Çıkıyor. Allah dişinden dedi. Zamandan dedi. Kusurdan münezzeh. Efendimiz Allah Allah. Altından duvarda çıkıyor işte Allah. Dede istersen elim vur demeye mi sana haber veririm. Dur. Dede bir şeyim anladın değil mi? Evet. Hele bir isyanı da görün. Hele bir isyanı da var. Anladın değil mi? Ya tereyana bak. Allah Allah. Oku bakalım. Herhalde bu işi ortaya çıktı anlattı ki insan. İyi anladın mı? Peki bir daha yerini söyleyeyim. Şu akis hem haydır hem ayındır. Ya bu burada aynıdır. Burada treni götüren de aynıdır, aynıdır. Trak eden de aynıdır, çay pişiren de aynıdır. Yemek pişiren de aynıdır. Aynıdır. Allah. Evet. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden tabii. Ha burada buraya böyle, efendim, fabrikada öyle yani. Kabiliyetine göre. Burada bile tezahür ediyor. Çay düşen de öyle tezahür ediyor. Tıraş eden de öyle tezahür ediyor. Nasıl izah ya vallahi. O ruhun mahiyeti nefsül emri, yani nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam Dıhye suretinde Huzur-u Nebevi'de bulunduğu bir anda, Huzur-u İlahi'de haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam'ın önünde secdeye gider. Şimdi bu tabandan mı yer edilir? Evet. İşte orada şimdi orada hem secde edeyim hem bizim işlerimiz gibi. Farad-ı Melaik'le. Şimdi bu aklı olsa tam böyle. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Cebrail Aleyhisselam ya. Ne desin? Maddesiz, ruhani. Evet. Evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. Cebrail gibi adam. Ya sana baktım. Evet. Sonra. İşte bu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nur, hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur. Peygamberimizin mahiyeti. Evet. Ve hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir. Ya Allahümme selli ala seyyidina. Allah. Evet. Ve kıyamette bütün asfiya ile bir anda görüşür. Birbirine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve ebdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Ya işte Ezrail şey dedi şimdi. Ezrail dedi o melek yani. Hızır Aleyhisselam olsun. Bir gün kitapta gördüm. Ramazan'da Bağdat'ta ağanın tersi gelmiş. Abdülkadir Geylen Hazretleri'ne demiş ki Hazret, bugün akşam iftarda bize bulunabilir misin? Olur demiş. Pekala. O gidiyor ve sonra başka bir ağa geldi. O da dedi, ona doğru diye. Böyle birçok ağalarla söylüyoruz. Talebeler de diyor ki, bu unutmazdı ama bunu nasıl olacak? Yani akşam dolunca hiçbir yere gitmedim, talebeler de bana iftar etti. Sabah dolunca o ağa dedi, ya bugün Hazret bilmedi, iftarda böyle bir çöp etti. Onu sıkarım söyleme, bir deyiz. Cennette biri olacak. Cennette ya tabii. Cennette biri olacak. Tabii aynı. Mesela şimdi cennette öyle cennetler var ki cenneti unutturur yani. Cennet var ya cennetten daha lezzetli cennetler var. Şimdi orada bir insan bir anda hem Nuh Aleyhisselam'ı dinleyecek hem Peygamberimizi hem ötekini. Kaç tane hür varsa ayrı yanlarında bulunacak.
Kardeş benim ağzıma bakışsa gelin o cennete gitmeyelim. Ne diyorsun ya? Hesabına geldin mi? Buyurun. Geç nokta öder inşallah. Ben o da size demedim ki, ben size demedim bak tellette bunlar var. İnşallah. Cennet böyle ya. Peygamberimiz her şeyi yandı. Cennete ne kadar insan toplumdan zaşıyor. Bunda sıyayla peygamberin beklemeni göremez de yeni değil ki yani. Evet sonra. Aynı zat. Cennet ucuz değil diyor. Yani bunu. Cennet ucuz değil diyor. Yani o karşı bu. Evet. Cennet ucuz değil. Evet. Bu ucuz değil dediği insan terbiyesi. Cennet zatında ucuz da yani. Zatında ucuz da ama ucuz değil dediği şu. Yani nefsimiz aldatıyor. Yoksa cennet ucuz. Cennetin bahsi insanın mazarımızı kurmak. Olduğumuzu tutmak, yalan söylememek, hile etmemek. Şimdi burada oturan insanlara soruyorum. Beyoğlu biliyorsun değil mi? Böyle şimdi burada oturan insanlara böyle var mı akılda yarın inşallah Beyoğlu'da bir mağaza alacağım diye yahut bir ay sonra var mı akılda böyle bir şey? Buyurun. Niye çıktın şimdi? Mümkün değil. Öyle değil mi? Ama bak cennet aradığımız yer ucuzlar. Şimdi cenneti bakın şimdi mesela bir adam aklı şafif olsa çalıştırırlar mı? Aklı şafif olan, yarım akıllı olan adam devlet çalıştırır mı? Ağlar. Ya ama cennete gidiyor. Şimdi cennet olsun da. Yani okumuş da gidiyor, okumamış da gidiyor. Evliyası da gidiyor, peşembeye de gidiyor. Cennet, böyle anlayışta nefis şeyler mi? Tamam, evet. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet, nasıl cismaniyata can ve su gibi şeyler aynı olur, öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem-i misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve hayal suretinde bir vasıtayı seyir ve seyahat suretine geçerler. O nura, o ruhaniler hayal suretiyle o merayay-i nazifede, o menazil-i latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular. Nuraniyet sırrıyla bir yerde iken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Şimdi güneşe yukarıda dedi ya, evet. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret ve mualla ve tahdid-i kayıt ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envar-ı kudsi esmasının bir kesif zilali. Yani güneş nurani ama onun isminden geldiğinde karanlık. Evet, evet. Ve umum vücut ve bütün hayat ve alem-i ervah ve alem-i misal nim şeffaf bir aynı cemali. Yarım şeffaf. Ve sıfatı muhita ve şuunatı külliye olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhitte tecelli-i sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-i ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Güneşten saklanamaz. Evet. Hangi iş ağır gelebilir? Hangi şey gizlenebilir? Hangi fert uzak kalabilir? Allah'tan ya. Hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Evet. Nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksı vasıtasıyla sana, senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok meratib-i külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebe-i âliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Miraç. Miraç dediğim de peygamberimiz.
Evet. Öyle de Celil-i Zülcemal. Bir. Cemil-i Zülkemal. Bir. Sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tatbike çalış. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.